hoş geldiniz. Ekran güneşliyken açık havada kapanıyor. Karanlık, bir baktım kamera çalışmıyor mu? Çok sıcak. Yani terasa çıkmayarak bir şey kaybetmemişim, onu söyleyeyim. Şimdi saçlarımı da tarasam mı bugün acaba, terasa çıkmışken diyorum ama. Neyse, belki Yusuf'un dükkanına da tararız. Topu saldırı yapmışım, hiç ellemeyeyim. Bak gene kapandı, karanlık oldu ama ben, siz beni görüyorsunuz da ben ekran kapanınca görmüyorum. Çamaşırları atalım. Saat kaç oldu? Biri geçiyor sanırım. Bir çeyrek. Evet. Sonra süpürge çalıştıracağım. Yatak odamı daha toplamadım. Yatağı toplayacağız. Çamaşırları serdim. Kendi kendine kapanmış kayıttayken. Rengarenk tişörtler. Buyurun efendim. Herhalde kurur ya yarım saate. Gitmeden toplamak istiyorum. Çünkü terasta bırakmak istemiyorum. Akşam geldiğimde nem çekiyor. Bir ikincisi de yumuşatıcısı dağılıyor. Buraları falan böyle bir süpürdüm. Güzelce. Oraya bir tane çöp kovası yaptım. Poşet geçirdim üstüne. Esmiyor dedim. Bak Allah duydu sesimi. Biraz esmeye başladı. Benim oğluşum uyandı. Dişlerini fırçaladı. Üstünü değiştirdi benim bebeğim. Şimdi onun odasına geçiyoruz. Vileda suyumu hazırladım. Mutfakta zaten ilk vlogta temizledik, toparladık. Dolap kapaklarını sildim. Mutfaktaki dolap kapaklarımı sildim. Çok parmak izi vardı. Ocağımı sildim. Ankastremin şeyini, davlum bazını falan sildim. Ondan sonracığıma sandalyelerimi kaldırdım ki burayı komple süpüreceğim. Giyeceğim kıyafeti bugüne hazırladım. Aras kucum yatağımı topluyor. Nasılsın annem? Bayağıdır seni görmüyor benim kızlar. Anneannesi de özlemiş. Diyor ki gelsin bugün diyor. Dün özellikle görüntülü konuştular. Bugün oğluşum benimle gelecek inşallah. İnşallah. Kesin gelecek dediğim zaman beni satıyorsun. Çünkü saça bak uzadı. Saçlar penguşum. Şimdi sen bu gardırobu karıştırmışsın. Boşaltalım bakalım. Aslında şöyle katlı ama böyle seviyorum. Üst alt karışmış. Seviyorum. Şapkalar karışmış. Seviyorum ben. Neyi seviyorsun? Mesela böyle seçip almayı mı? Evet. Nasıl yani? Seviyorum ben öyle karışık. Çıkarma. Çıkarma. Annem olmaz. Bak üstte altlar, alta üstler ya da üstte her neyse. Böyle dağıtacağım mı hepsini? Hayır dağıtmayacağım. Bunları böyle katlı şekilde ayıracağım. Sen ayır. Alt ve üst olacak şekilde ayır hadi bunları. Bir sürü tişörtüm var. Az unuttuğumuz, giymeyi unuttuğumuz bir sürü tişörtüm var. Bir de bu sene ben arası benim tekstil dükkandan da çok stokladığım kıyafetler oldu. Bak oğluma sportif Nike aldı, getirdi annesi dükkandan. He? Hı hı. Kahvaltı şimdi yapmak istemiyormuş. Yeni uyandı ya. Bir şey yiyesim şimdi yok dedi. Dedim sana patates yumurta yapayım, yok dedi. Aha onu da düşürdük. Şimdi bir de Aras, elden geçireceğim giymediklerini, küçükleri falan. Onları ümmete kaldıralım diyorum. Ne diyorsun? Ümmet ne zaman geliyor? Ümmet sezon sonunda ancak. Çünkü annesi çalışıyormuş. Abisi de çalışıyor şu anda. Şey abisi ümmete bakıyor, annesi çalışıyor. Abisi gelir mi? Baksırlar, çoraplar hepsi birbirine karışmış. Abisi tabii, annesi gelirse abisi de gelir aşkım. Anne, şurada baksırlar, tek, çoraplar. Tek tabii ki annesiyle gelecek hayatım. O zaman abisi de gelir. Karman çormanlı, burayı toparlayalım, aşağıda oyuncakları var zaten. Ha canım? Aslan da gelir. Aslıhan mı? Aslan. Aslan, ha anladım, evet. Unutmamışsın onun ismini. Şimdi Mamişko, şunları çok nadir giyiyorsun. Bunlar sana okul için altlar aldım arası. Şöyle şortlar almıştım ya, onlardan çıktı kızlar. Bunlar tahminimce bu sezonun sonunda böyle 29 Ekim falan bayram oluyor ya. Bayramlarda falan okula zaten giymez. Böyle şortlar getirdim ama kapriler. Ya benim oğlumun da böyle sert kumaşlara alerjisi var. Giymiyor. Bak böyle bir şort getirdim. Bu seneye yazı olur. Böyle gene okul bayramlarında, normal bayramlarda gene hep böyle rahat bir şeyler giydiği için. Şu şortu Deniz'e niye giymiyorsun? Giyiyorum, gördüm, giymiştim. Bunu giydin mi? Mavi şortumu bulamayınca. Ha, tamam. Bu şortların, deniz şortlarını senin ayrı koyayım ki. Onlar, bak şurada deniz şortun. Bulamayınca giyiyorum. Tamam işte, yani sürekli mavi giyiyorum. Maviyi bugün yıkadım zaten. Ben maviyi hep giyiyorum. Şu sana küçük mü geliyor, kısa mı geliyor? Bunu artık kaldıralım mı? Hı? Kısa gelir bu sana artık. Evet. Şunu kaldıralım. Tamam o kuşu.
Bak burada bir sürü tişörtüm varmış. Arası unutmuşuz ya biz bunları. Baksana. İşte ön arka yapmadığım zaman böyle. Ya ben zaten günlük arası bir kombin mutlaka ayarlayıp bu da uyuduğu zaman çıkıyorum ya, koltuğun üstüne koyuyorum. Ama bazen o yaptığım kombinleri beğenmiyor ya da fark etmiyor. Gidiyor kendi seçiyor. Değil mi aşkım? Hı. Gidiyorsun kendi seçiyorsun kıyafetlerini. Hı hı. Bak şu tişört sana çok yakışıyor. Bunları böyle yapayım. Şu uzun kolları ayıracağım. Of. Daha kendine gelemedin sen, ofluyorsun ama. Şunlar uzun kollu. Bunları bir ayıralım. Şu atleti de bu sene giymezsin. Bak ne güzel değişik tişörtlerim var. Bu Atatürk tişörtü de artık sana küçük geliyor bence. Neyse hele kalsın şimdilik. Şu bu da şey tişörtü. Atatürk. Kırmızı beyaz Atatürk tişörtlerimiz var da. Mesela yaz gününde hani 10 Kasım'da kırmızı üst siyah alt giyiyorlar. O yüzden kırmızı tişört. Unutmuşum yani, çocukta ne kıyafetler var onları unutmuşum. İyi oldu şimdi, hem elden geçiriyorum hem de bakıyorum neyi var neyi yok diye. Bak bu renk de sana çok yakışıyor. Sen onu seviyorum, onu kaldırma. Açık yok, kaldırmıyorum yani, hepsini katlıyorum üstüne, böyle ön arka yapıyorum ki ön yüzlerine şey yap diye. Seçerken bak hangisi olduğunu, şu uzun pijaman, bunu sezon sonu giyersin, bu boxer'ın. Nereye gidiyorsun kuşum? Ayak tırnakların uzamış mı? Bir bak bakayım. Geçen el tırnaklarını kestirdim. Takip ediyorum. Şunlar o kadar kaliteli çıktı ki. Trend yoldan Chico'dan almıştım ya geçen sene sezonda kızlar. Toplu alışveriş yaptım ya. 12-13 yaş aldım ama ben arasa. Çok kaliteli çıktı. Bak bu da oradan aldım ama bunun kumaşı biraz farklıydı ve leke çıkmıyor. Değişik bir kumaşı var bunun. Fazla tişörtü var. Bak bunu da dükkandan getirdim galiba. Dükkandan almıştım. Tişörtlerin hepsini böyle düzenleyeceğim. Bak bir kırmızı tişört daha. Bu bayram tişörtlerini ayrı mı koysam acaba ya? Bu sene 4. sınıf artık. Son o okuldaki yılımız. Sonra başka bir okula geçeceğiz. Ortaokul. Gene Çamyuva'da. Biraz uzakta ama. Merkezden uzakta. Ve otobüsle mi? Otobüs tabisi. Gene servis alacak sizi. O kollarını, yaralarını mahvetmişsin. Git krem sür. Buradan mı alacaklar? Tabii gene aynı duraktan alacak. Hugo Bugo'yu kirletmişsin tişörtünü. Lekesi çıkmıyor. Bir sürü siyah tişört almışım sana. Hı? Siyah giyiyor musun? Siyah renk giyiyor musun? Hı hı. Siyah renk asildir, güzel durur. Bu polo tişört, bunu da İsk göndermiştiz. Yok, bunu da gene ben aldım. Pololar da genelde kalın kumaş olduğu için sıkılıyor benimki, canı daralıyor. Hafif kumaş istiyor. Bak bir tane daha. Bak bu da leke. Bunun lekesi niye çıkmamış bunların arası ya? Çocuk gibisin, küçücüksün ya. Bakar mısın? Bak. Bunu tekrar yıkayayım. Çamaşır suyu dökeyim üstüne de bekleteyim. Şu şortların takımları vardı. Bunlar çok rahat. Uyurken falan giydiriyorum bu altlarına. Üstü neden yok? Üstleri burada bir yerdedir. Çıkar aşkım. Yok ki. Kirli de olabilir mi? Bak gene bir kapri. Kumaş kapri. Bu giymeyecekleri. Hani okulda döneminde giyeceklerini ayırıyorum. Karışmasın. Bak bir kot şort daha. Oho. Bir dünya şeyim var senin. Şu aslında yetişkin grubundandı ama olsun, seneye büyüyor. Buraları bir toparlayayım da ben. Sonra daha evi süpüreceğim, sileceğim. Daha yatağımı toplamadım. Uyanamadın mı aşkım? Niye uyandım? Bak şu beden eğitimi derslerinde havalar sıcakken. Kumaşı yüzücü kumaş ya. Hı hı. Şunu denize giderken giy diyorum, giymiyorsun. Kapüşonun kollarını mollarını yakmaz. Hı-hı. Hı-hı. Ne demek o kuşu? Şimdi burası zaten kışlık. Tıkka bassa dolu.
kışlık. Burası gene kışlık montları, ceketleri. Burada altlar var. Şu aşağıya en son işte böyle bayramda falan kullanacak şey kumaş şortlarını, kot şortlarını koydum. Şu iki tane deniz şortu. Şurası altları. Kaprileri, şortları. Burası da tişörtleri. Ve polo yakalı tişörtler işte, her neyse. Arası da tembihledim zaten boxerları, çorapları. Bu düzeni koruyacak, bu düzeni. Hadi bakalım, o kendine daha gelemedi. Hemen süpürgeyi çalıştırıyorum. Hemen yerleri sil yapıyorum. Ve ondan sonra gidiyoruz. Saat 2 oldu. Ben daha bugün yatağımı toplamadım. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. De aşkım diyebilirsin. Ha canım. Ya şu şey, sen dükkana gideceksin ya. Evet, gideceğim. Şunu kilise sepetine at. Sen beni de mi götüreceksin? Evet, seni de götüreceğim. Ama şey... Baba şey neydi? Anneanne. Evize giderken buradan beni alsın. Tamam, alsınlar. Sen giderken babaanneni tembihlersin. Hı-hı. Emre abin zaten sensiz denize gitmiyor ya. Hı-hı. Seni alırlar orada. Nerede? Oradan ya da biz seni götürü bırakırız. Nerede denize giriyorlarsa. Zaten Naturland bize yakın. Sen onları hiç bilmeyecek. Ney anlam? Ha, sen bugün onlarla denize git. Hı-hı. Anneannen gelsin, seni oradan mı alsın? Yani. Hı. Bugün onlar şimdi denize gidecek ya. Ha. Bugün onlar denize... Sivrisine kısırıklarını kaşımış. Bugün onlar denize gidecek ya. Emin miyiz gideceklerinden? Ya gideceklerdi onlar da. Ha. Ha. İşte dün gitmedik çünkü onlar bugün gidecek. Belki işleri var. Okay. Geç karşıya şu yorganı düzelt. Anne işte... Anneciğim, anneannen, dayın özlemiş seni. Saçın kesilecek. Yani o değerli zamanlarından 2 saatini bizim o tarafa ayırabilirsin değil mi gidip? Anneannen özledi seni, dün görüntülü aradı, çağırdı. Aşk olsun sana ya. Emre abin daha 20 gün burada. 20 gün gene gidersin denize. Saçın uzamış. Bu öyle olmadı böyle. Bakar mısın yorganın altı çocuğum benim ya. Gülüyor bir de ya. Klima olmasaymış. Bu hararetle sıkıntıdan terler patlar. Şimdi... Ben süpürdüm. Aras dedik, anne sana yardım edeceğim bir şey var mı dedi. Ben dedim ki oğlum ben süpürdüğüm yerleri arkamdan sil. Aras süpürdüğüm yerleri, bu halının da yarısını kaldırdım. Şimdi onu da kaldıracağım. Aras sildi. Ben de şöyle bir üstünden geçeceğim. Eline sağlık oğlumun. Bir tanem benim. Annesine yardımcı oluyor. Beraber gideceğiz. O yüzden o da beni bekliyor şu anda. Kahvaltı yapmak hala istemiyor. Orada anneannesi ona bir şeyler hazırlar. Olmadığı için şey koydum bu sefer. Geçenki çok Dovestos ağır gelmişti. Evimiz havasız kaldı. O yüzden bu sefer bu kokulu cifim var ya, yoğunlaştırılmış şey. Tellemelerde kullandığım krem var ya, beyaz. Onun biraz suyu açtırdım. Bu dikdörtgen başlık bu şeyler, vidalar çok kullanışlı oluyor. Çünkü her köşeye giriyor. Ya evet, şu anda hani bizim dükkana götürdüğümüz yeşil döner başlıklı vidada da çok kullanışlıydı. Seviyorum, o da güzel temizliyordu ama bu her köşeye giriyor. Ondan dolayı bununla çalışmayı seviyorum açıkçası. Belki Gold'dan yaparım biraz ama şeker yapmam gerekecek. Yerler temiz çünkü fırsat buldukça silmeye çalışıyorum zaten. Hani öyle lekeli bir işte evde yapmadığımız için sürekli yemek de pişmiyor, yağlanan bir şey de yok. Masayla sandalyeler kalsın, akşam gelince indiririz. Akşama dedim ki yemeğe makarna var. Yani büyük bir umut beklemeyin dedim. Yusuf'a dedi ki ben belki akşam yemem dedim. Olur mu öyle şey tek öğünle?
Şimdi öyle karnı doyunca diyor ki yemeyeceğim. Hani benim yaptığım gibi yemeyeceğim diyoruz. Gece yorgun gelince aç oluyor insan. Tabii ki illa ki bir şey istiyor yemek. Tahmin ettiğim gibi birazcık iz kaldı. O krem deterjanla yaptığım için yerleri sildim ya. Parkelerde özellikle belli oluyor. Ama şeyi, fayansı çok güzel arındırıyor. Böyle yağ çözücü bir etkisi olduğu için göstereyim mi? Elbise gitgide bollaşıyor mu? Anlamadım ki bana. Çok büyük. Bir numarasını almıştım aslında ama. Seviyorum, beğeniyorum ben bunu ama. Kumaşı birazcık diğerlerine göre daha kalın. Onlar biraz daha yumuşak, yumuşak pamuksu. Burada birazcık şey var. Viskon karışımı fazla. Şu. Çok az bundan. Yani bir çay kaşığı kadar ya koydum ya koymadım. Böyle dolu dolu da koymadım ama bu güzel köpürüyor ama iz bırakıyor. O yüzden fayanslarda iyi ama parkelerde birazcık iz kaldı. Neyse, sorun değil. Önemli olan temizlendi ya. Maksat zaten silinmesiydi. Çok bir kirim yoktu. Dediğim gibi silme işini sık sık yapmaya çalıştığım için. Dedim ki ben sandalyelerimi indireyim. Akşama kendime bir iş çıkmasın. Geleyim tertemiz, her şeyi düzenli yerinde bulayım. O yüzden sandalyelerimi indiriyorum. Aras kuzu hazır, ben de hazırım. Motorumu aslında bir kovada tutamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam aşağıda kovada bez bırakmıştım ben. Daha önce de sildiğim için. Oraya bir yere koydum da. Bahçede eğer bir yere uçmadıysa, gitmediyse şey... Hemen bahçeden biraz su alırım. Arka koltukları falan bir sileyim. Çok kirlenmiş. Tozlanmış daha doğrusu. Kir derken yani toz oluyor. Başka bir denize de sık sık gitmediğim için ya da denize giderken Yusuf'la gittiğim için benim motorun ayak basma yerinde kum falan olmuyor. Denize sık sık gidince öyle oluyor ama terlikten falan dökülüyor. Çok şükür evimizin işini bitirdik. Dediğim gibi akşama da sadece makarna, balık var, dünden fasulye var. Onları da çıkarırım, geçiştiririz. Kahvemi dükkandan ne de içerim. Saat 2.30, birazcık geçiyor. 2.34. 3500 adım yapmışım bu saate kadar. İyi, güzel. Dün 8.000'i tamamladım. Normalde 7.000 olması lazım. 1.000 daha fazlaydı, öyle söyleyeyim. Yusuf dün koltuklarda yuvarlandığı için hepsinin şaftı kaymış. Onlar birbirlerine kavuştular. Yarım saattir birbirlerine sarılıyorlar. Şimdi özlemişler birbirlerini. Pasaj sakin. Hemen kovamda bezimi buldum. Bahçede üşendim orada silmeye. Aldım buraya getirdim. Suyum biraz köpüklü yaptım. Hemen güzelce prensesini sileceğim. Şuralar falan bayağı lekeli, baksanıza. Toz. Önce ama daha şey, bez ıslanmadan, şey, bez iyice kirlenmeden önce aynayı bir silerim. Kurulama bezi almadım ben bu arada. Selim'in sultan torununu özlemiş. Sen de bunu kaldın, kuracağız onu. Dışarısı o kadar sıcak ki hemen ısını veriyor. Şey, kuruyu veriyor. Gel motoru sil, gel. Al. Gel yardım et bana. Continue ko. Su mu içeceksin? Vereyim mi sana su? Ben size dükkandan hiç çekim yapmadım değil mi? Bebişler. Yüzümü birazcık pudraladım ki rengim açılsın. Fayda etmiş değil mi? Tabii.
boynumla yüzüm arasında birazcık renk farkı var. Sıkıştırılmış pudra sürdüm ve kaşlarımı doldurdum. Başka da bir şey yapmadım. Olsun, o bile bir insana aydınlık katıyor, nurluk katıyor. Kargo hazırlıyorum. Tatlı bir izleyicim vlogda manken üzerindeki elbiseyi görmüş şunu. Ve bununla ilgili bilgi aldı. Ve 3 renginde istedi. 3 renginde göndereceğim. Sağ olsun, var olsun. Sağlıklı günlerde kullansın. Öpüyorum Haticeciğimi. Yani şöyle, kırmızısı, bu rengi ve bu rengi. Bunlar gerçekten güzel modeller. Yine gidersen Vale Woman'dan, Antalya'dan alıyorum ya ben, bunların toptancısı orada. Aslında hem toptancı hem perakende satış yapıyor. Oradan serilerini gene aynı model bulabilirsem. Ben bu sene Vale Woman'la görüştüm. İstanbul dağıtımından görüştüm. Oradan aslında gelse daha uyguna gelecekti ama bu seneki koleksiyonu bana gönderdiler ve hiç hoşuma gitmedi. Bunlar geçen senenin koleksiyonu olduğu için ben de geçen sene daha tanışmamıştım. Bu sene onun başında aldım. Bunları almaya giderken adam dedi ki, abla dedi, yeni koleksiyonumuz daha üretilmedi, yaz koleksiyonumuz. O zaman da böyle Mart Nisan aylarıydı. Ben daha yeni mal alıyordum. İlk aldığım mallardan biri de bunlar, Vale Woman alışverişiydi. Ve oradaki tezgahtar dedi ki, abla dedi, bunların yeni yazlık kreaksiyonu, koleksiyonu daha çıkmadı. Birkaç ay sonra geldiğinizde yenisini görebilirsiniz. Bizde şu anda geçen senenin ürünleri var dedi. Hay hay dedim, geçen senekilere baktım, müthiş tatlı şeylerdi. Yani işte bunlar, bu üzerimde sürekli giydiğim uzun elbiseler falan. Ve tabii ki Vale Woman'da daha hiç serisini bozmadan satamadığım birkaç model var. Çok tuhaftır ki aslında ben onları böyle garanti gözüyle bingo ürün diye bakıyordum. Dedim ki kesin bunları satarım, çok güzel satışı olur. Ama çok şaşırdım kaldım. Ve hani şu modeli de çok hızlı satamam dediklerimde tam tersi çok hızlı sattım. Bilemedim yani, o modellerden biri şu mesela. Şuna biz Yusuf'la seçerken bayıldık. Böyle. Hatta bunların siyahları, arkasında böyle baskılıları falan, bir sürü detaylı olanları vardı. Aslında ben bunu beğeniyorum. Kendime de almak istiyorum ama çok iç gösteriyor. Baksanıza. O yüzden bu yani plajda, sahilde falan giyilebilecek bir elbise. Öyle oldu. Bilmiyorum. Serisi bozulmamış ürünleri geri faturam da var. İade alırlar mı ki, zannetmiyorum. Bir de şu tulum. Çok tuhaf. Ben bu iki mala da mal diyeyim yani, kızmayın ama mal deniliyor bunlara tekstil camiasında. Şu malları, şu iki malı, bu mesela keten, incecik güzel bir tulum. Çok güzel de bir duruşu var ama bunu da hiç daha satışını yapamadım. Bu 4 numaraya kadar. Çok çok ilginçtir ki ben zaten çok kısa giymediğim için kendime bu modelden almadım. Şu dekoltesi de çok açık. Burası aslında düşünülse birazcık bir iki daha düğme atılsaydı. Evet, deneyenler çok fazla oldu. Hatta dükkan ilk açıldığı günden beri en çok denenen ürünlerden biri şu keten. Şu. Yani bunu insanlar çok, ama bir türlü hani bazı ürünlerin, bazı malların kısmeti kapalıdır ya. Öyle yani, çok tuhaf. Yani Vale Woman'dan bu iki ürünü mesela çok kaldı. Neyse, sorun yok. Daha yaz yeni başlıyor. Daha önümüzde kaç aylar var. Hiç olmadı seneye belki bakarız yani. Durum bundan ibaret. Şimdi izleyicimin ricası yurt içi kargoyla göndermem. Çünkü bazı yerlerde postane kargolarının gerçekten sıkıntısı var. Mesela geçenlerde şu ikili takımdan ve şu elbiseden mi göndermiştim ona ben? İki takım bir elbise gönderdim ama hangi elbiseyi gönderdim hatırlamıyorum. Hatay'a izleyicime bir kargo gönderdim ve bugün sabah görüştük. Kargo henüz eline ulaşmamış. Ben onu ayın 16'sında öğleden sonra vermiştim ve öğleden sonraki kargolar ne yazık ki biraz aksıyor geç toplandığı için. Hafta araya da hafta sonu giriyor yani, cumartesi pazar, yarın cumartesi pazar. Ondan dolayı öyle bir şey oldu. Bu kargoyu verme saatlerine çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunu bana birçok aslında ürün gönderdiğim insanlar söylemişti. Kargo burada çok sorunlu çalışıyor. Hani PTT kargo. Bizim burada çok müthiş çalışıyor. Biz çok memnunuz ama bazı ilçelerde, illerde sağlıksız. O yüzden yurt içiyle gönderirsen çok sevinirim dedi. Hay hay dedim. Ben yurt içinden de bu arada gitmişken fiyat alacağım. Şimdi hemen yurt içi kargoyu aradım. Dedim yarın sabah cumartesi ama çalışırlar diye biliyorum. Özel ya. Ondan sonra dedi ki biz dedi yarın dedi öğlene kadar çalışıyoruz ve yarın mal alımı yapmıyoruz. Ürün alımı yapmıyoruz. Kendiniz getirip bırakabilirseniz 2'ye kadar getirin, şubeden bırakın dedi. Yarın alınırsa işte
pazartesi, salı gibi, artık hangi şehir bilmiyorum, daha adrese bakmadım ama salı gibi falan ellerinde olacak. Öyle bakalım. Şimdi bu da şu numarasını bir bakayım. Evet. Aslında çok şey değil, bedenimiz large gönderdi. Large uygun bunlarda 2 numara ama bunlarda bir tık sanki çekme olabiliyor bu kumaşlarda. Böyle biraz hissettiğim gibi. Çünkü ben de aynı kumaştan giydiğim için aynı ürün olmasa da aynı kumaş. Sen nereye kaçıyorsun benim minnoşum? Sen nereye gidiyorsun benim minnoşum? Bereketli aşkım benim. Kapımızı kapat. Sonra omuzu açık modellerim vardı ya kızlar. Onlar büyük bedenlere çok uyumlu. Böyle hem büyük beden sevip de hem biraz kokoş kokoş giyinmeyi seven bayanlar mesela, onları çok güzel sattım. Bugün yine bir tanesini sattım, göstereceğim hatta size. Şu modelin 4 numarasını sattım. Ama teyze nasıldı biliyor musunuz? Çok umutsuz bir şekilde şeye girdi, kabine girdi. Kadın Polonyalı, ne Rusça konuşabiliyor tam, ne İngilizce tam konuşabiliyor. Benim de İngilizcem zaten doğru düzgün yok. Rusçam var ama işte çat pat anlaşıyoruz. Kadın böyle devasa bir şey. Kadın elbiseyle girerken hiç umudu yok yalnız olacak mı olmayacak mı. Çünkü bunlar askıda çok küçük gözüküyor. 4 numarasını aldı, pardon 3 numarasını aldı, içeriye girdi. Kadın gitti, içeriye girdi umutsuz bir şekilde. Açtı kapıyı. Klein dedi. Klein küçük demek yani. Sonra dedim ki dur bir bakayım kaç numarasını almış. Meğerse 3 numarasını denemiş. 4 numarasını götürdüm. Bu daha geniş. Bunlar geniş olduğu için. Kadına 4 numara çok güzel oldu. Kadın hiç pazarlık yapmadan ne kadar dedi. Kart geçecekti. İşte fiyatını söyledim. TL bazına çevirdim. Döviz fiyatlı ya. Turistlere döviz fiyatı söylüyoruz. Çünkü TL sormuyorlar. TL'den anlamıyorlar. Yani öyle siftahımı yaptım. Gene Vali Woman'ın bir malı bu. Gene aynı grup. Bunlardan da son 3 tane elbisem kaldı. Biri bu renk. 2 tanesi de pembeli olanlardan. Hem anneme sattığım vardı ya. İşte öyle. Yani dediğim gibi bazı ürünlerinden çok güzel ekmek yiyorum. Bazı ürünleri işte birazcık hiç satılmadı. Halbuki güzel mallar, güzel şeyler. Şimdi en büyük boy poşetim bu. Ve 3 elbiseyi böyle sığdırdım buna. Zaten kargo bunu böyle büyük bir torbaya koyup paketliyor. Sorun yok. Üzerine şimdi bir kağıdın üzerine adresi falan yazacağım ki bazen 2-3 kargo bir anda götürüyorum ya, karışıyor kafam. Hani günde bir tek kargom olsa çok şükür gene maşallah maşallah. Ondan dolayı üzerlerine etiketli şey böyle bir kağıda ya da içerisine koyup şey yapıyorum. Adreslerini, cep numaralarını, hangi şehire gidecek falan. Onu şimdi hemen Instagram'dan açayım. İzleyicim yazmıştır. Adresini hemen yazayım, buraya yapıştırayım. Yarın yurt içine gitmemiz, kendimizin gitmesi lazım. Hatta yarın Yusuf Spor'a gider. Ben bu kargoyu ona gönderttireyim. İnşallah unutmaz ya. Geçen dövize giderken parayı götür bozdur dedim. Cüzdanı unutmuş gitmiş. Yani bir unutkanlık başladı onda. Ben onu yarın sabah yolcu etsem, giderken eline bunu tutuştursam. Spordan çıkacağı saati de aşağı yukarı biliyorum. Bir saat falan spor yapıyor. 45 dakika bir saat arası. O saati de arasam onu. Desem ki kargoyu unutma, tembihlesem. Neden olmasın? Çünkü bu kargo artık yarına gitmezse pazar gün tatile giriyor. Pazartesiye kalır, çok uzar. Tamam, izleyicimin acelesi yok. Ne zaman müsait olursan o zaman gönder dedi ama olsun. Ben her zaman zamanında giden şeyleri seviyorum. Zamanında olsun, her şey yerinde güzel olsun. Haydi bu adresimizi yazalım. Bu boşalan 3 tane askımıza da şuradan birkaç tane elbise askım yetmemişti. Onları katlayıp kaldırmıştım. Şifon birkaç elbise çıkaracağım. Hele sev oğlunu bir daha sev. Sevelim. Büyüyor aşkım. Çok çabuk büyüyor. Sev hele, biraz daha sev. Ya hatıra kalsın. Zayıfladın ha aşkım. Hastalıktan sonra. Göbek mebek kalmadı. Aras, biz biliyor musun gerçekten özlüyoruz seni bu arada. Kollarına bir bak hele aşkım. Ne olmuş, hikayesini sor ona. Ne olmuş kollarına? Bak şurası, şu kollarına. Ne olmuş bunlara? Nasılmış bunu? Sivrisine kısırmış, babaannesi de içinde bir şey var zannetmiş, sıkmış. Çıktı ki içinden. İçinden çıkabilir, sivrisine kısırınca su topluyor çünkü oğlum, sıkılmaması lazım. Hadi koş, baban boştaysa git çabuk, tıraş etsin seni. Müşterin mi var? Hı? Tamam. Keyfimiz yerinde değil mi Mamoş? Çak. Çak. Dom. Anneannesi çiğ börek yaptı oğluşuma. Çiğ börek yedi oğluşum.
Özlemiş neneşin içi böreğini. Diyorum ki müşterin yok, saçın tıraş et oğlumun da. Diyor müşterim var. Yusuf Aras çünkü tıraş olup kaçmanın derdinde. Eve gitmenin derdinde. Babası dedi ki hayır beklesin, beraber gideriz dedi üçümüz. Belki giderken şeye, Nur Pastanesi'ne gider, yanık dondurma yeriz biraz, ailece dolaşırız, zaman geçiririz. Anne ne yapmakta? Anne burada uzanmakta böyle. Ayaklarıma klima vurduğu için kızlar, ayağımın üzerine böyle bir şey örttüm. Çünkü klima direkt şöyle vuruyor ve üzerimize gelmiyor ama ayak kısmımıza geliyor. İnsanın ayağı üşüyor. Kipriklerim pudra olmuş. Sanki şey gibiyim, sarı kipirik gibiyim. Bir fincan çay içtim. Yusuf'a çay verdim. Çiğ börek, annem çiğ börek Yusuf'a da yapmıştı. Bana da yaptı. Ben de kendiminkini yedim. Yusuf çiğ börek yemek istemedi yağlı olduğu için. Yani bağırsak hareketlerinden dolayı biraz hem katı hem de yağsız beslenmeye çalışıyor. Dediğim gibi akşama da eve gidip salçalı makarna. En ideali. Ondan sonra değil mi kuşum? Evimizde temizledik bugün balım. Hı, bal. Annem sen ödevlerini yapmadın değil mi? 6 sayfa yapmadın değil mi? Hani bitirseydin o kitabı, zaten son birkaç sayfan kalmıştı. Bu akşam bitirir misin onu anneciğim? Tamam, aferin oğlum. 3 tane kitap verdi ya zaten öğretmen. 3 mü 4 mü bilmiyorum. Bir etkinlik kitabı galiba. Ya da karıştırıyor olabilirim, bu ÇEDES grubunda da etkinlik kitabı verilmiş. Daha onu açmadı bile, yüzüne bakmadı bile. Ondan sonra gezegenlerle ilgili, ne bileyim işte teknolojiyle ilgili dergiler de verdi. Onları da daha hiç okumadı. Şimdi ben ödev konusunda ya da dergi, kitap okuması konusunda şu anda onu hiç zorlamıyorum. Çünkü Emre abisi burada olduğu için beraber tatil yapıyorlar. Gündüzleri zaman geçiriyorlar. İşte denize falan gidiyorlar. Geceleri oyun oynuyorlar online beraber ondan sonra. Arasa şimdi hiç karışmıyorum. Yani abisi de çünkü orada her zaman kuzenini özlüyor, istiyor. Şimdi Emre'ler gittikten sonra 3 hafta daha buradalar değil mi aşkım? Daha mı az? 2 haftadan biraz daha fazla. 2 hafta evet. 2 haftanın 6. 2 haftadan daha fazladır oğlum. 1 aylığına gelmediler mi? 6. Meloş 1 aylığına demişti. Neyse. Yani 2 hafta falan daha karışmayacağım onlar gidene kadar. Ondan sonra sıkı denetim başlıyor oluş. Ödev konusunda. Ağustos'un ilk haftası gibi gitmiş olurlarsa, eğer Ağustos, Eylül 45 gün kalıyor. 45 gün o diğer ödevlerin hepsini böleceğiz o zaman oğlum. Çok fazladan ders çalışacaksın. Olsun, yapar ki benim oğlum. O benim minnoşum. Özlüyoruz bir de kızlar. Şimdi biz giderken işe Aras uyuyor oluyor. Hele babası zaten erken çıkıyor. Hiç görmüyor sabahları onu. Akşam bir tek gidiyoruz. Gece işte yemekten yemeğe. Ondan dolayı buraya arada gelmesi. Aras ayakların dolmuş, terlik giy yana çabuk. Ayaklarına neden terlik giymiyorsun? Hadi git birazcık dışarıda otur, ısınsın ayakların. Hadi çok üşümüş ayakların. Kızlar şimdi çoğunuz bize hoop özelliğini göster demişsiniz. Hoop nasıl bir şey? Şimdi geliyorsunuz ya YouTube'un ana sayfasına. Tamam mı? Geldiniz. Bu Aras'ın sayfası. Şimdi buradan Niger Aras'ı buluyorum. Aras zaten bana bir abone ama beni izlemediği için ana sayfada çıkacağımı zannetmiyorum. Niye izlemiyorsun oğluşum sen ananın videolarını? Şimdi kızlar. Geldik mi? Nerede Niger Aras? Niye çıkmadı? Çıkmıyor bile. O kadar yani. O kadar bey habersin ki benden. Son videoma basıyorum. Tamam mı? Şimdi gösteriyorum telefonda nasıl yapıldığını. Beğeni atıyoruz ya. Beğeni attıktan sonra gördünüz mü şurada ne geldi? Pipi. Bu videoya hoop edin. Hoop de yapın diyor yani. Hoop şeyine, seçeneğine basıyorsunuz. Bu 1100 puan gönder. Ve gördünüz mü nasıl yükseldi? Bu video bu şekilde yükseldiği zaman benim, yani bu durumda kaç kişi bana, 9000 kişi, 9 kişi şu anda hoop yapmış. Yok anne. Böyle kaç, yana kaydırdığınız zaman 9, videolar çıkıyor. Böyle yaptığınız zaman hoop çıkıyor. 9360. Yok, her hoop puanı 1000 ya. Şunu kapatalım. Yani bu şekilde. Anladınız mı kızlar? Bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Yorumlar çıkıyor. Şöyle yap. Ay. Şöyle yana kaydırınca hoop çıkıyor. Anlaştık. Anlaştık. Ne yaptın? Seni bekliyorum yakışıklım. Yakışıklı hani sen? Gülüyorsun ya inceden. Hele arkana bir dön. Bir gözlerim uzun zamandır böyle yakışıklı görmedi. Nerelerdeydin? Bunun rengi değişmiş. Yani çok rengi. Bir dön. Çünkü sana yenisini hediye etti amcan. Telefonu yaparken seri şarj kablon kötüymüş diye yeni şarjı göndermiş sana. Öbür kırmızıyı ne yaptı? Kırmızı çalışmıyormuş, ona kaldırdım ben.
Yakışıklı. Hani sen? Şimdi ne oldu? Tıraşın olduk. Canım. İnanamıyorum ki böyle kocaman yakışıklı bir çocuğum var. İnanamıyorum ki. İnanamıyorum ki. Mırcıklar severim seni ha. Ne oldu? Hadi turistleri kuruttun. Git de kapıdan turist çağır biraz. Hadi İngilizce konuş. Rusça bir şeyler söyle, laf at müşterilere. Baban orada saçları süpürdün mü Mamuş? Yardım ettin mi babaya? Aferin oğlum. Tıraşı böyle oldu. O yüzden açtım ha. Oy canımsın sen benim. Aşkımsın benim. Aras heyecandan babasının dükkanının kapısını kapatmayı unutmuş. Koştura koştura gitti. Babası onu götürdü. Bir de ona çeyrek var. Yusuf dedi ki markete uğrayayım. Döner alayım. Böyle bir pilav yap dedi. Üstüne döner yapalım dedi. Canı öyle çekmiş. Ben de şimdi hasta ya. Dün de pek bir şey yiyemedi. Ondan dolayı hadi nazlanıyor. Normalde bugün onlara makarna sadece yapacaktım. Neyse kıyamadım. Dediğim gibi hastalıktan çıktı. Bakar mısınız Aras nasıl süpürmüş dükkanı. Bugün saçları Aras süpürdüğü için hepsini buraya biriktirmiş. Ah benim çocuğum ah. Şimdi şunu bir çekelim buradan. Yani Aras'la Yusuf gittiler. Annemin de müşterisi var. Ana, bak altları falan hiç süprememiş ki çocuğum benim. Neyse ayrıntısını artık arkasında bir süpüreceğiz. Neyse en azından öğrensin. Bu da bir şey. Aman şurada hiç süprememiş. Ama bununla da olmuyor ki. Başı çok kalın ya. Alta girmiyor. Şu maden sularını bir şişeleri alıp toplayalım. Her yer içecek şişesi dolu. Müşteriler içiyor. Böyle yarım bırakıp gidiyorlar. Gaz kablosunu al. Şuradan da bir boş. Yine bağlamış. Tüm gün Yusuf çalıştı. Hiç durmadan. Yoruldu. Bak, çöp pilleri boşalttıracaktım. Arasa kaçmış. İki gün önce burayı nasıl derledim toparladıysam aynı duruyor. Çünkü kullanılmayınca burası gene temiz kalıyor da. Havlular yıkanacak. Biz de bir saate toparlar gideriz artık çünkü. Yani 11 gibi kapatırız. Müşteri sakinleşince. Z var mı bunların arasında? Yok. Arada da kendi dükkanıma bakmam lazım. Biri var mı yok mu diye. Evet bak müşteri çıktı benim oradan. Daldım buraya. Şu tezgahını Yusuf kendi temizlesin. Çünkü benim şimdi buraya temizlerini dalarsam benim dükkandaki işim aksayacak. Şu annemin bardağını götüreyim. Şu küllük içeriye diyorum ki kaç kere sigara içmesine müşterilerin izin verme içeride. Kapalı alan burası. Ama bazı müşteriler gerçekten çok arsız biliyor musunuz? Ya kapalı alan, yıllar oldu kapalı yerde sigara içmenin yasaklanması. Hala ısrarla soruyorlar içebilir miyiz abi diye. Bizim Yusuf da kolay kolay hayır demeyi hayır demez yani. Yusuf öyle şeydir. Kimseyi kırmayayım, aman hayır demeyeyim. Aslında hayır demeyi öğrendiğin gün ve dakika daha az sen kırılıyorsun. Ben vallahi hayır demeyi artık öğrendim. Hoşuma gitmeyen, beni üzecek bir şey olduğu sürece, mantıksız bir şey olduğu sürece hayır demeyi biliyorum. Çocuğuma da, eşime de, yakın artık çevreme de. Bu sefer hayır demiyorsun ya da hatayı söylemiyorsun. Bu sefer kendi kendini yiyorsun. Doğru mu? Kızlar haklı mıyım? Ne kadar fazla hayır derseniz o kadar fazla mutlu olursunuz. Emin olabilirsiniz, bilebilirsiniz buna. Ben Yusuf'a bunu yıllardır aşılayamadım. Veresiye diyorum ki mesela, veresiye tıraş yapma. Burası turizm yeri, mahalle şeyi değil. Mahalle yeri olur mesela yaşayan kiracısından tut ev sahibine kadar mahalledeki sakinleri, komşuları herkesi bilirsin. Nasıl olsa bu sene alamazsan seneye alırsın ya da önümüzdeki ay alırsın ama burada çalışanlar öyle değil. Elemanlar iş değiştiriyor. Her biri bir yerden geliyor. Yazlık çalışanlar. Veresiye iş yapma diyorum. Piyasada kaç milyar alacağı var biliyor musunuz? Hayır diyemiyor. Kardeşim ben de veresiye yok diyemiyor. Aynı şimdi içeride sigara içirme olayı gibi. Hayır kardeşim yasaktır dese. Neyse. Şimdi ben diyeceğim.
Sinirlenmeyeceğiz. Her şeye ne diyoruz? Ok. Hayatta her şey okey. İyiyiz. Harika. Her şey çok güzel. Şimdi şunları şimdi şeyle alacağım. Faraşla alıp çöpe dolduracağım. Kürekle toplamam lazım.